Barcelona'dan herkese merhabalar. Milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu ile birlikteyiz. Toprak, bugün BMW kariyerinin ilk pole pozisyonunu ve birinciliğini aldın. Neler hissediyorsun? Abi vallahi genel olarak çok mutluyuz. Bugün gerçekten yani alabileceğimiz bütün her şeyi aldık diyebiliriz. Pole pozisyonu, yarış, sadece en hızlı turu alamadık. Tabii onda da öyle bir niyetimiz yoktu yarışın içinde. Gayet lastiğimizi koruyarak yarış sürdürdük. Son turlara doğru tabii ki de tahmin ediyordum bu Lagan'ın lastiğinin biteceğini. Ama tabii ki de bu kadar tahmin etmiyordum. Yani yakalayıp geçebileceğim kadarını tahmin etmiyordum. Ama plan bir yere kadar işledi, bir yerde de plandan fazlası işledi diyebiliriz. Genel olarak güzel bir gün geçirdik. Yarın iki tane daha ayrı bir yarışımız var. İnşallah orada da birincilik mücadelesi veririz. Çünkü bugün bazı sürücüler lastik korumayı öğrendi diyebiliriz. Yarına da tabii ki de o motorlarını biraz daha geliştirerek, biraz daha strateji yaparak çıkacaklar diye düşünüyorum. Ama tabii ki de biz de çalışma yolundayız. Çünkü motorun biraz daha gelişmesi gerekiyor. Biraz daha fazla tutunuş sağlamamız gerekiyor. Bunun için de uğraşıyoruz. Yani inşallah yarına biraz daha motoru geliştirirsek yarışın içinde biraz daha rahat olacağız. Bakalım yarınki yarış biraz daha heyecanlı olacak gibime geliyor. Çünkü herkes bugün dersini çıkardı. Yarın daha farklı şekilde yarışa çıkacaklar. İnşallah bizler yine podyum veyahut da birincilik mücadelesi veririz. İstediğimize ulaşırız. Hava şartları biraz daha değişik olacak yarın. Hava soğuyor. Etki eder mi senin için? Yani yarın daha soğuk olacak. Tabii ki de bazı lastikleri kullanamayabiliriz. Özellikle yumuşak lastikleri. Parçalanma riski daha yüksek soğuk havada. Ama tabii ki de bunu yarın göreceğiz. Yani bizim için çok değişen bir şey yok. Yani bu herkes için geçerli bir şey. Yumuşak lastik parçalanacak. Belki işte 15 derece gösteriyor yarın havayı. Belki biraz daha sıcak olabilir. Çünkü bugüne de soğuk gösteriyordu ama hava daha sıcaktı. O yüzden yarını bekleyeceğiz. Yarın göreceğiz havanın sıcaklığı ve pistin sıcaklığını. Sadece havanın sıcaklığı yetmiyor. Pistin de sıcaklığı gerekiyor. Bakalım nasıl olacak. Müthiş bir yarış geride kaldı. Bu yarışın tekrarını ve yeni yarışlarını nereden izleyebiliriz? Red Bull TV'den herkes yarışın tekrarını ve yarınki yarışları izleyebilirler. Umarım bugün herkes eğlenmiştir. Özellikle son 2-3 tur. İnşallah yarın özellikle kısa yarışta çok sert bir yarış olacağını düşünüyorum. Çünkü herkes bilenmiş şekilde piste çıkacak. Tabii biz de boş çıkmayacağız yani orada piste. Yani biz de elimizden geleni yapacağız. Çünkü yarın tekrar birincilik mücadelesi vereceğiz. İnşallah istediğimiz gibi geçer. Savaşmaya hazırız. Sadece bu pistte savaşmak çok kolay olmuyor. Çünkü kimin motosikleti daha iyi tutunuyorsa o daha iyi gidiyor diyebilirim. O yüzden burada hem lastik korumaya çalışacağız hem de mücadele etmeye çalışacağız. İnşallah güzel geçer. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sen devam et. Yani daha soğuk olacak diye düşünüyorum. Çünkü yani bunu herkes düşünebilir. Hava durumu öyle gösteriyor abi. Neler hissettin sorusunu şeyi soracaktım. Ya şey yapmaya çalışıyorum. Takımın sen bir gel de buraya. Takımın nasıl? Sen bir gel de buraya. Takımın nasıl yaptığını. Konuşuruz onu ya. Ha? Are wait koy. Dur bakalım. Sen ne yap biliyor musun abi? Al kendinde. Nerede? Ulan Marol abi ya. Adamı kilitledi. Beyni durdu adamın. Sorry. Bizim Marol abimiz İngiltere'den geldi. Biraz yaşlı idare etmemiz lazım. No problem, man. It's okay, man.